Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi program konuğumuz diş hekimi Zuhal Oygur. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Böyle sizin sayenizde güzel güzel gülüyoruz hep beraber. Bir. Hocam şimdi bu diş gülüş özellikle tasarımlarında da çok fazla kullanılan materyallerden bir tanesi olan zirkonyumdan birazcık konuşalım istiyoruz. Zirkonyum nedir? Diğerlerine göre farkı nelerdir? Biraz bahsedebilir misiniz bize? Zirkonyum aslında doğada bulunan bir element, çok dayanıklı bir element. Belirli işlemlerden geçirildikten sonra diş hekimliğinde kullanılır hale geldi. Şimdi ilk zirkonyumun çıkış noktası biz eskiden metal üzerine porselen dişler yapıyorduk. Sadece porselenin tek başına dayanıklılığı yeterli olmadığı için metal üzerine yapıyorduk. Sonra zirkonyum yani metalin de alttan bir yansıması var, zaman içerisinde de koyu bir görüntüsü var. Tabii bu hastaları mutsuz ediyor. Hekimler de tabii bir süre sonra bundan çok mutlu değiller. Yeni bir materyal olarak zirkonyumu geliştirdiler. Yani belirli işlemlerden geçirildikten sonra diş hekimliğinde kullanılabilen bir ürün zirkonyum. Bunlar blok halde üretiliyorlar. Ve belirli kazıma işlemlerinden sonra ağızda dişlere uyumlandırılabiliyor. Estetiği iyi, altyapı olarak kullanıldığında da çok yansıma yapmayacağı için, metal gibi bir yansıması olmadığı için daha doğal bir estetik, daha doku uyumu biraz daha iyi eski tür materyallere göre ve o dayanıklılığı da oldukça yüksek. Tabii bu nedenler biraz daha bizim diş hekimliğinde hani böyle zirkonyumun yıldızının parlamasına neden oldu. Işık geçirgenliği nispeten iyi. Yani daha doğal bir görünüm sağlayabiliyoruz ama bir IMAX'ler kadar değil tabii ki. O cam seramikler gibi değil. Yani tamamen bir ışık geçirgenliği yüksek, şeffaf, doğal diş görünümünde değil ama yakın estetiği yakalayabiliyoruz. Dayanıklılığın çok önemli olduğu yerlerde, özellikle arka bölgelerde ve bruksizmi olan hastalarda ve estetiğin de önemli olduğu, biraz iyi görünmek isteyen hastalarda zirkonyumu son yıllarda çok tercih ediyoruz. Dişimizde de oldukça uyumlu oluyor. Evet, diş etiniyle, dişimizle gayet uyumlu. Özenli çalışmak gerekiyor. Yani çok esnek bir materyal değil. Özenli çalışmak gerekiyor. Zaten bunlar kazıyıcılarla çalışıldığı için bu ketkem kazıyıcılarla üretiliyor. O nedenle birebir diş uyumu da oldukça yüksek oluyor. Yani bir elle çalışmak ya da işte onu şekillendirmek diye bir şey değil. Tamamen bilgisayardan bir tasarımla üretilen ürünler gayet sağlıklı, uyumlu. İyi ki varlar, iyi ki bulunmuşlar. Evet, çok kullanıyoruz. Peki zirkonyum tedavisinin aşamaları nedir? Yani ilk başta ne yapıyorsunuz, sonra ne yapıyorsunuz, ne kadar sürüyor, ne kadar süre içerisinde hasta istediği görüntüye kavuşabiliyor? Şimdi zirkonyum aslında biz iki türlü çalışıyoruz. Bir altyapılı, yani zirkonyum altyapı olarak kullanıyoruz. Üzerine porselen yapabiliyoruz. Orada biraz daha estetik arttırmak istediğimiz durumlarda. Bir de sadece monolitik zirkon dediğimiz sadece zirkonyumdan üretiyoruz. Bu biraz daha estetik olarak, yani son 1-2 yıldır biraz daha yoğun kullanılmaya başlandı ama yine de hani biraz dikkatli kullanmamız gereken bir şey monolitik zirkon. Yurt dışı hastalarında daha çok bunu tercih ediyoruz, monolitik zirkonu. Çünkü bu gerçekten inanılmaz bir dayanıklılık sağlıyor. Yani tek parça halinde üretiliyor. Yani hiçbir şekilde altyapı, üst yapı, iki parçalı falan değil. Burada önce hastada işlemimizi yapıyoruz. Yani belirli preparasyonumuzu, düzenlemelerimizi dişler üzerinde yapıyoruz. Ölçülerimizi dijital ya da işte normal ölçüler alıyoruz. Dijital alırsak çok daha güzel oluyor. Tasarımını da yapabiliyoruz hatta. Ama normal ölçüsünü aldık, laboratuvarımıza gönderiyoruz. Laboratuvarımız bize bunu tasarlıyor ya da biz kendimiz tasarlıyoruz. Yani nasıl bir hastaya nasıl bir kron yapmak istiyorsak belli bir tasarım oluşturuluyor. Özellikle monolitik zirkonlarda sonra hastaya bir prova yapıyoruz ya da bitim
aşamasında hastaya takıyoruz. Monolitik zirkonların bir avantajı prova sayısını azaltmış oluyoruz. Yani iki aşamalı provayı, yani bir provamız daha az oluyor. Bir de çalışma süremiz kısalıyor. Çünkü tasarım olduğu için bütün bu şey. Tamamen biz bilgisayara tasarımı yüklediğimiz andan itibaren ürünü hazırlıyor. Kazıyıcılarda laboratuvar ve bunun polisajı, düzenlenmesi yapılıyor ve biz direkt takabiliyoruz. Ne kadar sürüyor? 2 günde de sürebiliyor. Yani bir tek üye kronu 1 günde de teslim edebiliyoruz. Yani full ağız bir hastayı 2-3 günde, 4 günde de takabiliyoruz. Bu biraz yurt dışı yoğunluğun artmasına bağlı olarak hani artık daha çok kullanılan bir durum. İki aşamalı olan yani zirkonyum altyapılı uyguladıklarımızda o süre biraz daha uzuyor. Tabii ilk aşama gene aynı şekilde altyapıyı biz döküm yani tasarımla hazırlıyoruz ama üzerinde porselenle çalışıyoruz. O biraz daha estetik farklılıkları olabiliyor ama dayanıklılık açısından monolitik zirkon daha dayanıklı oluyor. Peki, yani birçok kişi eminim yaptırmak istiyor ama bu bizim diş hekimi koltuğundan bir korkularımız var hocam biliyorsunuz. Bunu da aşmak gerekiyor. O yüzden bu tedavi sürecinde ağrılı bir süreç mi bizi bekliyor? Aslında bizim hiçbir sürecimiz ağrılı değil. Yani bütün işlemlerimiz gerçekten ağrısız. Çünkü biz lokal anesteziyle çalışıyoruz ve neredeyse artık anestezisiz çalışmıyoruz. Benim ablam da diş hekim. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Evet biraz ağrılı tedavi süreçleri olurdu ama bütün o korkularımız aslında geçmişten kalan, bizde yerleşen korkular. Yani günümüz diş hekimliğinde ağrılı hiçbir işlem yok. İşlem sonrası belki ağrı olsa bile işlemlerin gerçekleştiği anda kesinlikle ağrısızı hissetmiyor. Biraz o psikolojik telkinlerle onu olacak. Şey yapabiliyoruz. Yani tamamen lokal anestezide olduğu için ağrısız işlemler. Peki zirkonyumun diğer malzemelere göre üstünlüğü nelerdir? Avantajları nelerdir? Kesinlikle dayanıklılığı. Yani bazen biz eski zirkonları sökmeye çalıştığımız zaman bile o kadar çok zorlanıyoruz ki keserek çıkartırken. Çok inanılmaz dayanıklı bir malzeme. Avantajı bu. Özellikle monolitikler çok dayanıklı. Ve çalışma süresi ve doku uyumluluğu yani çalışma şekli de bir avantaj. Çünkü bunları artık daha bilgisayar ortamında tasarımla hazırlandığı için her şey birebir uyumlu halde üretiliyor. Çok yüksek uyumluluğu olan ürünler. Yani. Peki soruyu şöyle düzenleyeyim. Kaplama malzemeleri içerisinde lamina, zirkonyum ya da IMEX'ten bahsettiniz az önce. Yani bunu yaptırmak isteyen bir kişi neye göre karar vermeli? Bunu hekimin mi karar veriyor, kendisi mi istemeli? Nasıl olmalı? Belli başlı birkaç şey var orada. Çok aşırı koyu renkli olan hastalarda, çok fazla koyu rengi varsa biraz yansımayı azaltmak adına belki zirkonyum çalışılabilir. Evet. Çünkü IMEX'ler ışığı geçiriyor. Yani alttaki diş rengini de yansıtabiliyor, hala şey yapabiliyor. Rengi, alttaki rengi tamamen maskelemek istediğimizde biraz zirkonyuma kayabiliyoruz. Hastanın doğal rengi iyi ve tamamen doğal estetik istiyor ve hiçbir şekilde yapıldığı dişlerinin belli olmasını istiyorsa ki en çok bu hasta grubu var. Onlarda da IMEX. Bunun ya lamine hali ya da kron hali. Yani IMEX'leri biz lamine olarak da çalışabiliyoruz, yani kron olarak da çalışabiliyoruz. Ön bölge estetiklerinde en iyi sonuç, yani diş alttaki diş renginde çok büyük bir yansıma yoksa lamine ve IMEX'ler. Ama hastanın diş rengi iyi olabilir fakat hasta çok dişlerini sıkıyordur. Yani diş çeneleri çok kuvvetlidir ve o dişleri kırma olasılığı vardır. IMEX'ler zirkonyumlar kadar dayanıklı değil. Yani dayanıklılığı çok güçlü ama orada bir önemliyse bizim için, yani hastanın diş sıkma şeyi potansiyeli çok yüksekse ve kasları çok güçlükse burada ya işte botoksla, masater botokslarla onu çalışacağız ya da zirkonyumlara döneceğiz. Güçlü malzemelere döneceğiz. Evet.
Vermiş olduğunuz güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim hocam verdiğiniz bilgiler için. Program konuğumuz diş hekimi Zuhal Oryurdu. Kendisiyle çok keyifli, çok verimli bir sohbet geçirdik. Tekrar verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.